elektriğe karşı verdiği mücadelede yaşamını yitiren elektrik mühendisi Hasan Balıkçı, Uluslararası Saydamlık Örgütü tarafından dürüstlük ödülüne layık görüldü. Balıkçı adını örgütün Türkiye Ofisi Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği Yönetim Kurulu gündeme getirdi. Hazırlanan dosyayı ve Balıkçı adını inceleyen örgüt, bu yıl dünyada sadece 6 kişiye dağıtılan ödülün Hasan Balıkçı'ya da verilmesini kararlaştırdı. Parayla birçok şey satın alınabilir ama insanın onuru satın alınamaz. Hasan'ın onurunu hiç kimse satın alamadı. Hasan Balıkçı'nın mücadelesinde 1.3 trilyon olan o dönemdeki parasal değerleri 2002 yılında 2.9 trilyona çıkmış tahsilat ve enerji tüketimi. Keşke Hasan yaşasaydı ama şu anda keşkelerin şeyi yok. Hasan'ı kaybettik. Ama en azından bu dürüstlük anlamında bu verilen ödül bize buruk da olsa bir mutluluk yaşatıyor. Aslında EMO hem çok talihli bir oda, çünkü düzgün ve dürüst üyelere sahip olduğu için, bu kadar doğru durabilen üyelere sahip olabildiği için şuraya Hasan Balıkçı'nın duruşunu EMO'nun her üyesi sürdürecek. Yolsuzluğa, hırsızlığa karşı, ülkenin değerlerinin çalınmasına, peşkeş çekilmesine karşı çok doğru duracaklar mesajını alıyorum her ikinizden. Tabii elbette, kamera sizin. Hasan Balıkçı'nın uğruna öldüğü, hayatını verdiği bu mücadele aslında sadece bir kaçak elektriğe karşı durma mücadelesi değildi. Yani Hasan'ın hayatı algılayış tarzının genel olarak tüm yaşamına yansıması ve bu yansıma sonucundaki duruşunun sonucu olarak bir öldürülmedir bu. Yani ülkede o Hasan'ın yaşamı algılayış tarzının Hasan'da yarattığı duruş ve onun karşısında duran farklı insanların arasındaki bir görünür veya görünmez kavganın Hasan'ın öldürülmesiyle sonuçlanan bir aşamasıdır o olay. Sadece kaçak elektrik neticesinde oluşmuş bir intikam cinayeti değildir Hasan Balıkçı'nın öldürülmesi. Ülkenin soyulmasına, yolsuzluklara karşı Hasan'ın verdiği demokrasi ve eşitlik mücadelesinin bir sonucu olarak Hasan öldürülmüştür. Biz Elektrik Mühendisler Odası olarak bunu devam ettireceğiz. Hasan'ın rahat olması gerektiğini düşünüyorum. Bir masa kırılsa, bir sandalye kırılsa ya da bir kuruş kaybolsa İlgililer hakkında soruşturma başlatılır bürokrasi hemen, kim kırdı, niye kırdı, zimmetini niye geçirdi diye. Ama bir mühendisi öldürülen kurum nedense hiç sesini çıkarmadı. Bizim geleceğimizi çaldılar. Çocukların da geleceği çalınmasın diye sevgili Hasan Balıkçı bunun için yaşamından oldu. Dolayısıyla çok onurlu bir insanın adını taşıyan bir park oluştu burada. Bundan dolayı ben gerçekten bu parkta geleceğe yönelik yetişecek ve Hasan Balıkçı'nın bu ülkenin insanlarına, bu ülkenin bedbaht insanlarının yaşamlarının ve geleceğinin değiştirilebileceğine olan inancını, bunu bir eyleme dönüştürmek, yaşamı pahasına bu mücadelenin içinde yer almak ve çok önemlisi rüşvete ve talana teslim olmayarak yaşamından olma noktasına kadar direnen bir insanın adını taşıyor bu park.
değerli dostlar. Bugün çok etkilendiğim, çok duygulandığım güzel bir törendeyiz. Hasan Balıkçı olayı bu ülkede yolsuzluklara karşı, çıkar çevrelerine karşı temiz toplum arayışında bulunan insanların bir simgesi haline gelmiştir. 18 Ekim 2002 tarihinde bir TEDAŞ çalışanı olarak görevinin başındayken kiralık katillerce kaçak elektrik kullanan sanayi ve işletme, büyük işletmelerin tuttuğu tetikçiler tarafından katledilmiştir. Elektrik Mühendisleri Odası'nın ve KESK'e bağlı Enerji Yapıyor Sen Sendikası'nın önemli bir üyesiydi Hasan Balıkçı. Adana Şubesi Yönetim Kurulu yazmanlığı yapmış, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevinde bulunmuş. Yine Adana'da Enerji Yapıyor Sen Sendikası'nın kurucu başkanlığını üstlenmiş ve yaşamı boyunca demokrasiden, bağımsızlıktan, kamu haklarından yana ilkeli bir mücadelenin her dönemde bayraktarlığını üstlenmişti. Kaybımız gerçekten çok büyük. Bu dava toplumsal bir uyanışın da süreci de tetiklemiştir. Hasan Balıkçı bu süreçte yalnız bırakılmamıştır. Sadece Elektrik Mühendisleri Odası yöneticileri tarafından değil, toplumun tüm duyarlı kesimleri tarafından kamuoyunda bu dava tartışılmış, takip edilmiştir ve iki gün önce üçüncü duruşmasında aynı sıcaklığıyla, aynı kararlılıkla insanlar Hasan Balıkçı davasını ve onun öldürülmesinin arkasında yatan gerçekleri arayışını sürdürmüşlerdir. Sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Bu olay Türkiye'de son 20 yıldır enerji alanında yaşanan yolsuzlukların, çarpık politikaların bir sonucudur. Sorun sadece tetikçilerle sınırlı değildir. Türkiye'de enerji gibi bu kadar hayati, stratejik bir alanda siyasetçi, mafya, bürokrasi üçgeni olmadan bu sorunların çözülebileceği ve bu arka plandaki bu çarpıklığın açığa çıkarılmasının sağlanabileceği bir sorun şey mümkün değildir. Yine takipçisi olacağız bu sürecin. Kamuoyu temiz toplumun arayışı davası olduğunun ve sahiplenilmesi gerektiğinin bilincinde olunacağına inanıyorum. Saygılar sunuyorum. Hasan Balıkçı bir simge sanıyorum Türkiye'de. Hayatı yaşayan, hayatı yaşarken kendisini ilgilendiren noktalarda tepki göstermesini bilen herkes artık Hasan Balıkçı adını yavaş yavaş duyuyor. Bir simge, simgeler toplumda egemen anlayışa, egemen siyasete aykırı olan insanlardan çıkar simgeler. Hasan Balıkçı bunlardan bir tanesi. Egemen anlayış, egemen siyaset ne diyor? Egemen siyaset diyor ki, elektrik mi lazım? Al, çal, kullan. Parasını ödeme. Egemen siyaset diyor ki, topluma ait ne varsa kendi çıkarların için kullanabilirsin. Sadece ücret talep etmiyoruz. Halktan kesilen vergilerin eğitime, sağlığa ve yatırıma dönmesini istiyoruz. Bizler grevli toplu sözleşmeli sendika istiyoruz. Bizler bizden zorla kesilen zorunlu tasarruflarımızı istiyoruz. Bizler halkımız için özgürlük ve insanca bir yaşam istiyoruz.